Latife Uşaki ya da nüfus kayıtlarına göre Latife Uşaklı, 17 Haziran 1898 yılında İzmir'de doğdu. 29 Ocak 1923 ve 5 Ağustos 1925 tarihleri arasında 2,5 yıl Mustafa Kemal Atatürk ile evli kaldı. Uşaklıgil ailesine mensuptur ve ünlü yazar Halit Ziya Uşaklıgil ile kuzendir. İzmir'in tanınmış ailelerinden gelen Latife Hanım, Uşakizade Köşkü'nün bahçesinde bulunan Camlı Köşk'te ilkokulu, İstanbul Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde ortaokulu ve liseyi okudu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde siyaset ve hukuk eğitimi aldı. Londra'da dil öğrenimi gördü. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca biliyordu. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması üzerine 3. sınıfta üniversite eğitimini yarıda bırakarak Gazi Mustafa Kemal Paşa ve ordusunu karşılamaya İzmir'e döndü. 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun İzmir'e girişinin ardından başkumandana güvenli bir karargah arayışındaki kurmayları Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı Göztepe'deki Uşakizade ailesinin köşküne götürdüler. Ebeveynleri o sırada yurt dışı seyahatinde olduğu için köşkte babaannesiyle birlikte kalan Latife Uşaki, 14 Eylül'den itibaren Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı köşkte ağırladı. 16 gün süren ve 30 Eylül 1922 tarihinde sona eren bu misafirlikte köşk, Mudanya Ateşkes Anlaşması çalışmalarına sahne oldu. Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım, 29 Ocak 1923 tarihinde Muammer Bey'in Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'nde dini nikahta evlendiler. Son dönem tarihimizin en fazla merak edilen, en çok tartışılan ve hala konuşulan evliliği. Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın 29 Ocak 1923'te İzmir'de nikahlanmalarıyla başlayan 2 sene 6 ay 8 gün yani sadece 920 gün devam eden ve 5 Ağustos 1925'te Ankara'da son bulan mutsuz izdivaçlarıdır. Latife Hanım'ı ilk gördüğünde Paşa'nın emir çavuşu Ali Metin'e "Ali bu hanım Mustafa'mı mesut edebilir mi acaba?" diyerek evliliğe şüpheyle yaklaşan Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de Latife Hanım'ın ailesinin köşkünde kalması ve vefatıyla ilgili yazışmalar takip ediyor. İslam fıkhının kocaya tanıdığı boşanma hakkını kullanan Mustafa Kemal Paşa'nın eşi Latife Hanım'a 5 Ağustos 1925'te gönderdiği talaknamedeki kendi ifadeleri olduğunu belirtiyor. Tatlik etmek, boşanmak. Tatlik ettim de boşandım demektir. Türkiye'de medeni kanunun bulunmadığı devirlerde yürürlükte olan fıkıh temelli uygulamaya göre koca karısını bir talakname yani boş kağıdı yazarak boşayabilir ve evlilik birkaç kelimeden ibaret bu boş kağıdı ile son bulurdu. Mustafa Kemal Paşa ile eşi Latife Hanım'ın evlilikleri bu talakname ile son bulmuştur.